Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününde Rabbim inşallah gününüzü şenlendirsin. Dünyanın her yerindeki dostlarımıza sesleniyoruz. Bu güzel gün sizlere bereket getirsin, hayır getirsin, güzellikler getirsin inşallah. Bugün sizlerle dürüstlüğü konuşacağız. Tekne Orucunda Masallar programımızda dürüstlük hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah'ım iyilik versin. Bu güzel Ramazan ayında sizlerle birlikte olmanın güzelliğini bizler de yaşıyoruz. Bugün dürüstlükle alakalı bir hikayemiz var. Gerçekten çok önemli bir duygu yine. Ramazan-ı Şerif'te bu duyguların, bu güzelliklerin bütün hayatımıza yön vermesini temenni ediyoruz. Çünkü dürüst insanı bulmak hele hele şu günde gerçekten zorlaştı. Çünkü herkes kendi menfaatleri doğrultusunda hayatına çeki düzen vermeye çalışıyor. Gelin isterseniz bir dürüstlük hikayesi anlatalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken eski hamam içinde. Uzun zaman önce bir şehirde hamallık yaparak zar zor geçinmekte olan bir adam varmış. Her gün sabah evinden çıkarken kapının arkasına astığı ipini omuzuna alır, çarşıya çıkar, şehrin merkezine gider. İşte kendisi gibi hamallık yapanların toplandığı yerde akşama kadar kendisine gelecek olan işi bekler. Eğer iş çıkarsa yüklerini taşır, 3-5 kuruş para alarak evine gelir. Evinin geçimini böylece sürdürmeye çalışırmış. Hamallık zor bir iş aslında. Yani çocuklar hamallık deyip geçmeyin. Onun da kendine göre gerçekten ciddi anlamda teknikleri var. Bir yük nasıl taşınır? Yükün ağırlığı nasıl alınır? Hatta çok ağır yükler vardır. Onların da kendilerine göre taşıma teknikleri vardır. Şimdiki gibi büyük taşıma araçları, işte mekanik motorlu araçlar yok. Eskiden hepsi insan gücüyle yapılıyordu. O yüzden bunun da kendine göre bir tekniği var. Bu arkadaş da bu adam da şehrin en iyi hamallarından birisi ama çok fazla iş yapamıyorlar tabii. Fakr zaruret içerisinde bir şekilde kimseye muhtaç olmadan kıt kanaat geçinmeye çalışıyorlar. O gün yine sabah erkenden ipini alıyor ve çarşıya hani belki iş çıkar da 3-5 kuruş kazanırım, yük taşırım diyerek bütün hamalların toplandığı yere gidiyor. Tabii yolda yürürken çocuklar o iş bekledikleri yere Hamallar çarşısına giderken bakıyor ki yerde böyle kalın bir cüzdan var. Allah Allah diyor. Cüzdanı yerden almadan önce sağına soluna bakınıyor. Kimse yok ortalıkta. Sonra cüzdanı yerden alıyor, hiç içini açmadan cüzdanı elinde tutarak en yakın polis karakoluna gidiyor çocuklar. Hemen Şehrin güvenliğiyle meşgul olan polislerin başıyla görüşmek üzere müsaade istiyor. Başkomiser söyle bakalım ne istiyorsun diyor. Efendim diyor ben hamalım. İşte hamalcılar çarşısında şu isimle tanınırım. Bugün de işe doğru giderken yerde bu cüzdanı buldum. Ben hiç içine açıp bakmadım sahibi kimdir, neyin nesidir. Biraz da kabarık bir cüzdan. Size teslim etmek aklıma geldi. Polis komiseri şöyle bir bakıyor ki karşısında gerçekten çok dürüst bir insan var. E otur bakalım diyor şöyle otur. Hemen adamlarını çağırıyor. Bir çay getirin bakayım diyor beyefendiye. Bir bardak çay getiriyorlar. Bu esnada polis komiseri cüzdanı açıyor. İçinden bakıyor ki kimlik var. Hemen o kimlikten cüzdanın sahibine ulaşıyorlar. Meğer cüzdanın sahibi de o şehrin zenginlerinden bir adam. Geliyor. Polis karakoluna. Bakıyor ki cüzdanı masanın üzerinde. Beyefendi diyor bu cüzdan galiba sizin. Evet diyor benim. İçinden kimliğiniz çıktı zaten. Bir bakın diyor cüzdanınızda eksik var mı? Hemen adam cüzdanı alıyor, içini açıyor. Bir tomar para. Parayı sayıyor. İşte kimliklerine bakıyor. Hiçbir eksiği yok. Yok diyor cüzdanım tamam. Bunu nereden buldunuz? Efendim diyor işte beyefendi getirdi bize. Dönüyor bakıyor ki, üstü başı çok fazla düzgün olmayan birisi. Ee, kardeş diyor, çok teşekkür ediyorum. Ee, estağfurullah efendim diyor. Yani ben diyor hiç bakmadım içine, kusura bakmayın ne olur ben sizin olduğunuzu da bilmediğim için karakola getirdim. Sağ olsun komiser bey de size ulaştı. Ee, en azından paranız helalmiş ki e, kaybolmadı. Bir şekilde size tekrar ulaştı. Adam bu hamalın dürüst tavrından çok hoşlanıyor. Sen ne iş yapıyorsun diyor. E ben diyor falanca yerde işte hamallar çarşısında hamallıkla uğraşıyorum. Hmm. diyor güzel. Benim diyor büyük fabrikam var. Ben orada yün, e, koyun yününden ip üretirim e, ve o ürettiğim ipleri satarım. Benim de diyor taşıyıcılara ihtiyacım oluyor. Dürüst insanlarla çalışmak benim için çok önemli. Eğer kabul edersen ben seni benim fabrikamdaki taşıyıcıların başına baş hamal olarak yerleştireyim. Hem de iyi bir maaşla bundan sonraki hayatını benim fabrikamda çalışarak devam ettir. Olmaz mı? Ne dersin?" deyince hamalın gözleri parlıyor. "Ne diyeyim efendim, Allah razı olsun." derim. "Tabii ki olur, niye olmasın? Alnımın teriyle helal para kazanabileceğim ve evime helal para götürebileceğim güzel bir iş, niye olmasın?" der ve o günden sonra cüzdanını bulduğu o iş adamının yün fabrikasında çalışmaya başlar. Gördünüz mü? Dürüstlüğün mükafatı hem de anında Allah tarafından kuluna bahşediliyor. O günden sonra mutlu mesut yaşayıp giderler çocuklar. Bu masal, bu hikaye de burada biter. Onlar erer muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü, üçü de sizin başınıza. Hani masalların sonunda böyle bir bitiş vardır ya, onu da hatırlamış olduk böylece. Allah dürüstlükten ayırmasın. Çünkü gerçekten insanın dürüst olması Allah'a olan imanıyla yakından alakalı. Değil mi? Eh Müslüman dürüst olur. Allah dürüstlükten ayırmasın diyoruz tekrar. Yeni bir programda yine buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.